Manşete hoş geldiniz. Altyazıda Akçeli İşler Kumpanyası dedik. Bu tabi hisseli harikalar kumpanyasından o unutulmaz müzikalden ilham alınarak esinlenilerek atılmış bir başlık ya da yazılmış bir kajje. hisseli harikalar kumpanyası ne? Adile Naşit, Erol Evgin gibi isimlerin oynadığı 80'lerin başında sahnelenen ve kapalı gişe oynayan bir müzikal meraklısı açıp bakabilir belki internette bulursa seyredebilir. Akçeli işler hemen her alanda. Yani sadece külliye çevresinde, saray çevresinde dönüyor değil. Yani o kadar kokuşmuş bir düzen var ki iş dünyasında, medya dünyasında, bürokraside hemen her alanda bunu hissediyorsunuz. Görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz ve artık şaşırmıyorsunuz. Mesela bunlardan biri ve sonuncusu özellikle son haftaya damgasını vuran tartışma Trend Yol'la Trend e-ticaret firmasıyla Cumhuriyet Gazetesi arasında yaşandığı iddia edilen konu yaşandığı iddia edilen diyoruz ama iddialar büyük ölçüde belgeli ve büyük ölçüde yalanlanmıyor ve artık hani soruşturma konusu falan veya artık bir yargı konusu cumhuriyette sarayla bağlantılı olduğu için yargıda işini halledebiliyor. Haliyle yargıdan bir şey çıkar çıkmaz bu konuda çok da belirleyici değil ayrı bir hikaye. Trendyol Türkiye'de faaliyet gösteren büyük bir e-ticaret firması öyle söyleyeyim. Şu ara zaten online ticaret bütün dünyada yaygınlaştı ve hemen herkes artık her şeyini online alıyor. Yani market alışverişini bile online yapıyorsunuz. Ve cep telefonu marifetiyle yarım saat 40 dakika içinde kapınıza geliyor. Böyle şeyler. Böyle bir dönem. Trend Yolda bu yolda bu trendi görmüş ve yola çıkmış bir firma. Büyümüş bir firma. Ve The Times gazetesinde ben her gün okuyorum ki çok enteresan bir gelişme olarak zaten ekonomik gelişme olarak da yayımlandı. Ali Baba'nın. Çin firması Alibaba'nın İngiltere merkezli Asos firmasına ki Asos bir e-ticaret platformu tıpkı Trendyol gibi 1 milyar dolar Trendyol'un önerdiği ve bunun üzerine de Asos'un hisselerinin yükselişe geçtiği filan gibi haberler yayımlandı. Haliyle ya bir dakika falan derken yani Trendyol nedir bu Asos'a nasıl talip olmuş 1 milyar dolar gibi bir parayla talip oluyor özür dilerim. 1 milyar pound, 1 milyar pound İngiliz sterline talip oluyor. The Times'ta ay başında bu haberleri okudum ben. ilgimi çekti. Paylaşmadım. Ayrı bir konu ama enteresan. Trend yol filan. Asos'la ilgileniyor. İngiltere merkezli. 1 milyar pound teklif vermiş ve bu Asos'un hisselerini yükseltmiş filan. Tam o arada bu Cumhuriyet skandalı patladı veya onunla ilgili haberleri okudum. Hadise ne? Hadise şu. Cumhuriyet Gazetesi Vakfı sözüm ola gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve ilgili sorumlular hakkında Trendyol firmasından e-ticaret yasası aleyhine manipülatif yap haber yapma karşılığında çikolata kutusunda para almışlar ki 500 bin TL olduğu söyleniyor. İşte reklam müdürü, idari işler müdürü falan filan zan altında. Genel yayın müdürü de ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin mevcut genel yayın müdürü Cuttuncay Molla Veysoğlu iddialar araştırılsın gazetecilik etiği eti açısından asla kabul edilemez bir durum var falan diye bir yazı yolladı gazetesine ve gazetesi bunu basmadı. Yani genel yayın müdürünün gazete yazısını gazetesi basmadı ki orada genel yayın müdürünün de bir memur olduğu anlaşılıyor haliyle. Orada tek seçici var. Alev Coşkun ve Cumhuriyet Vakfı her şeyle çökmüş durumdalar gazeteye zaten. Genel yayın müdürleri de onların atadığı memurlar. Yani bu bir kere daha ortaya çıktı ve görevden alındı. Filan. Fakat e, enteresan bir şey Faruk Bildirici bu konuda trend yoldan açıklama falan isterken o da işte trend yolda harekete geçiyor. Yani aman işte markamızın itibarı zarar görmesin e, falan diye yapılan haberleri ve yayınları kaldırma telaşı içerisinde. Doğru dürüst bir açıklama da yapmıyor. O arada Faruk Bildirici e, Cumhuriyet Gazetesi'nin nasıl tavır değişikliğini de kupurlarla göstermiş. Yani solda kartlar yeniden dağıtılacak falan gibi haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi para aldığı iddiasından sonra e-ticaret yasası esnafa vuracak, yeni yasa herkesi mağdur edecek, emlakta tekel tartışması gibi böyle 6 tanesini 7 tanesini seçmiş Faruk Bildirici böyle de dönmüş Cumhuriyet Gazetesi ayrı bir hikaye. Ve tabii iş nereye gider ne olur bilmiyoruz. İşte bu da Trendyol'un gönderdiği açıklama falan falan. bu kadar kokuşmuş bir durumda. Yani Akçeli İşler Kumpanyası derken siz zannediyorsunuz ki hani siyasetten bahsedeceğim, külliyeden bahsedeceğim, ihale yolsuzluklardan bahsedeceğim. Medyada da muhalif diye bilinen ki olmadığını artık e, bu yayınları takip eden de etmeyen de herkes biliyor. Nasıl sarayla iltisaklı olduğunu biliyor ve saray düzeni içerisinde, sarayın yargı düzeni içerisinde birkaç sene önce nasıl Cumhuriyet Gazetesi'ne çöküldüğü biliniyor filan. Böyle bir ilişki gündemde. Bu arada bu gazetenin genel yayın müdürü görevden alınırken yazısı basılmayıp buna destek veren isimler vardı sosyal ağlarda saymayacağım. Onlar hala çalışmaya devam ediyorlar orada. Ve hala onların imzalı yazıları falan birinci sayfadan anonslanarak basılıyor falan. Böyle kokuşmuş bir dünya. Neyse başka bir kokuşmuş demişken alakası yok tabii. Fakat CHP'de kokuşmaya doğru gidiyor. Yani CHP'ye şu anda kokuşmuş demem ama iş oraya doğru gidiyor. Bu isimler gündemde ve bu, ve bu, isimlerin lafları gündemde. Ortadaki iki isim genel başkanlık konusunda iddiası olan veya iddi hazırım diyen isimler. En sağdaki Gürsel Tekin de bu konuda işaret verdi ama Gürsel Tekin'e fazla şans verilmiyor. Ama Gürsel Tekin'in yani 17 bin sandıkta yoktuk ve ıslak imzalı tutanaklar gelseydi birinci turda 14 Mayıs'ı kastederek seçimi alıyorduk demesi önemli. Fakat kimse duymuyor artık bu açıklamaları ve ahlatlı bel de bir zirve yapıldı ee, ki son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayı olarak falan gündemde. Ekrem İmamoğlu bu defa treni kaçırmak istemiyor. Yani hakkında bir siyasi yasak kararı var. Onay bekleniyor veya onanması bekleniyor. İkinci bir siyasi yasak kararı yolda. Birazdan bakacağız. Beni diyor aday yapmadınız. Tamam. Aday yapsaydınız belki bu işi savuşturabilirdik ama şimdi diyor treni kaçırmayalım. Çünkü diyor beni aday yap yani ben Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olamazsam İstanbul Belediyesi'nden de alacaklar ve belirsiz bir süre belki içeri de atacaklar. Belirsiz bir süre siyaset sahnesinden çekileceğim. Ha cezaevinde çile doldurmak da bir şeydir ama Türkiye'de bu belirsizlikler üzerine bak işte 7 yıldır içeride Demirtaş bizim akıbetimiz ne olacak belli değil. Yaşım da geldi gidiyor. Böyle düşünüyor muhtemelen. İlk tren ne zaman kaçtı? İlk tren geçtiğimiz sene Kasım Aralık ayında ilk karar çıktığında Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilk siyasi yasak kararı çıktığında o hafta Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edip altılı masa olayı Erdoğan'ın kucağına bırakabilirdi. Bu bir taktikti. Buradan şunu kastediyor değilim İmamoğlu aday olsaydı kazanırdı. Hayır ikisi farklı konular. İmamoğlu aday ol, olsa kazanırdı demiyorum. Hiçbir zaman da demem. Ama orada siyasi olarak bir manevra yapılması gerekiyordu. Ve Akşener o yönde bir tavır almıştı. Fakat Kılıçdaroğlu o yönde bir tavır almadı. Çünkü kendi genel yani kendi adaylığı üzerinde yürüyordu falan. O tren kaçtı. Belki o man manevra yapılsaydı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecekti, adaylığı engellenecekti. Başka bilmiyoruz ne olurdu ama o man o manevranın o gün yapılması gerekiyordu. Burada o Murat Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun değildi. Burada muhalefetin etkili ve güçlü bir cevap vermesi söz konusu olacaktı ve ondan sonra tekrar kartlar dağıtılacaktı filan. Olmadı. Şimdi iki lider buluşmuşlar. Sardaki fotoğraf da işte o buluşma esnasında çekilmiş yani eli arkasında şey dinliyor Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu da bir şeyler anlatıyor çıkışta da böyle gülerek basına görüntü verdiler ama bu iki lider çok görüşürler bu kurultay takviminde. Daha bu iş çok yani e, bu hamur çok su kaldırır. Hani tabir yerinde ise çok konuşulur. Şu anda hiçbir şey olduğu yok. Fakat bir son dakika kararı var. Seçim ayarlı bir erteleme geldi mahkemeden. Beylikdüzü döneminde ihaleye fesat karıştırma ne oldu önemli değil. E, fesat karıştırma suçlamasıyla hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle bir dava vardı. Dava 30 Kasım ertelendi. Tam da geçen sene aynı tarihlerde görülen YSK ya ahmak dedi davasıyla aynı tarihlerde. Yani gene seçim ayarlı. Niye? E çünkü 30 yani Kasım Aralık ayı belediye başkan adaylarının tam anlamıyla belirlendiği, kesinleştiği dönem. O sırada Ekrem İmamoğlu'na bir ikinci pranga falan takılmak isteniyor olabilir veya duruma göre. E, geçtiğimiz Kasım Aralık aylarında bir pranga takıldı. Şimdi ikinci pranga için de aynı tarih verildi falan. Her şey zaman ayarlı yapılıyor. Fakat şu var yani oyun kurucu sarayda oyununu kuruyor. Ve siz buna etkili bir biçimde, vaktinde ve aynı cinsten mukabele etmeniz lazım. Muhalefet hiç böyle yapmadı. Aynı cinsten mukabele etmedi. Aynı cinsten karşılık vermedi. Herkes koltuğuna baktı, herkes kendi hesabına baktı, herkes 6 ay sonrasına, 1, ay, 1 yıl sonrasına baktı. Anlık tepki vereceksiniz yani, aksiyon alacaksınız tabir yerindeyse. İşte Özer Sencar diyor ki yaşanan bunca olaya ve krize rağmen 68 kuşağı sol entelektüelleri hala derin Anadolu'yu, Erdoğan'ı ve müesses nizamı tanıyamadı. Nasıl bir kitlenmedir anlayamadır. Anlayamıyorum. 68 kuşağı geldi geçiyor. 68'de 20 yaşında olanlar ve o günleri hatırlayanlar bugün artık 75-80 yaşına merdiven dayamış durumdalar ama hala onlar ve öğrencileri Türkiye Medya Mahallesi'nde ve Siyaset Mahallesi'nde genel algıyı yönetebiliyor veya şekillendirebiliyor veya analizleriyle ufuk gösterebiliyor veya bir vizyon ortaya koyabiliyor. Her neyse beğenin veya beğenmeyin. Ona işaret etmiş. Yani e, biz, biz böyle geldik geçiyoruz ama bu 68 kuşağı <laughs> tartışması bitmez. Bana göre 68 kuşağı kalmadı. Artık tekaütler ya da önemli bir bölümü topla, toprağın altında fakat o ekol bir biçimde kendini sürdürüyor, devam ettiriyor. Kastettiği de bu zaten Özer Şen, e, Sencar'ın. Şencar diye dilim sürçer gibi oldu ama esasen Şencar idi. Daha sonra Sencar'ı kullanmaya başladı Özer Hoca. Bunu da belirtelim. Evet. Geçelim ekonomi yönetimine. Ekonomi yönetimi tam da grafikte olduğu gibi. Önde Erdoğan görülüyor. Arkada da yeni yerleştirdiği isimler. En arkada da BDDK'ya atayarak en azından tenzili rütbe yapmadığı falan isim. Kavcıoğlu. Neyse Erdoğan'ın e, Azerbaycan dönüşünde ata uçağında yaptığı veya işte resmi uçağı adı artık neyse o uçakta yaptığı ga, açıklamalar konuşuluyor. Orada ben durduğum yerde duruyorum ama bu arkadaşlara da yetki verdim. Hedef tek hanedir. E, ona gideceğiz ama o arada da, da işte benim hedeflerim değişmedi. Yani bu arkadaşlar aracı yoldan çıkartmadan bir takım işlemler eylemler yapabilirler. Fakat sonuçta gelecekleri nokta benim tek haneli enflasyon hedefim. O arada her şeyi yapabilirler. Yetki verdim manasına konuşmuş. Bu tabi onların önünün açık olduğu, istedikleri kararı alabileceği şeklinde yorumlandı. Piyasalar da böyle algıladı. Ben bu yayını çektiğim dakikalarda dolar 23.66 ama dün 23.50'lere kadar düşmüştü, gevşemişti. Şimşek'in faiz adımlarını Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik deyince Erdoğan şuna yanıldık. Faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş desene diye cevap verdirmiş Sefer Selvi ama Erdoğan yanılmayacak. Erdoğan yanılmaz. Erdoğan yanıldık demeyecek. Yani bu anlamda tırnak içinde söylüyorum Erdoğan yanılmaz derken. Erdoğan bir kumar oynuyor. Ve bu konuda bir işte faiz sebep enflasyon sonuçturu sürdürecek, sürdürüyor. Tek hane hedefi filan. ve bunu sürdürecek. Bunda yanılması asla söz konusu değil. Kürsüye çıkıp da bunu en azından kısa vadede itiraf etmesi falan asla söz konusu değil. İkincisi yönetime geçirdiği, getirdiği insanlarla da ekonomi yönetiminin başına atadığı insanlarla da bir kumar oynuyor. Ee, orada da gene kaybetmesi çok fazla olanaklı değil. Yani şu koşullarda Erdoğan'ın kendi kurduğu sistem içerisinde her türlü kazanıyor. Yani onlar başarılı olursa da kazanıyor. Onun hanesine yazıyor. Onlar başarısız olursa da e bak günah keçisi hazır. Yeni ekiple yola devam edecek. Yani bir anlamda kendini arkaya çekerek onlara da yol vererek durduğu yeri de sağlamlaştırarak pozisyon alıyor. Yani yaptığı şey bu. Dolayısıyla şuna yanıldık falan desene e, karikatürüne katılamıyorum. E, yanıldık demeyecek yani. Bakın bu pompalanıyor. Bugün Yeni Şafak'ın manşeti biraz daha yaklaştırarak göstereyim. Enflasyon tek hane, faiz tek hane. Şimdi burada şunu anlayın. Ya hadi canım enflasyon da tek hane değil, faiz de tek hane değil. Reel faiz ortada, enflasyon ortada falan. Hatta açıklananın kat be kat üstünde. Doğru. Fakat bunu açıklayacaklar. Bunu söyleyecekler. Bunun arkasında duracaklar. Kastedilen o. Yani tabelaya başka bir şey koyacaklar. Bakın TÜİK'in enflasyonunu baz alıyor Batı. Ben burada okuduğum bütün e, ekonomik yorumlarda, analizlerde Financial Times'tan Bloomberg'e Reuters'a kadar, The Economist'e kadar hepsinde Türkiye enflasyonu TÜİK o yıl ne şey o ay hangi yıllık enflasyonu açıklamışsa 45 50 55 onun üzerinden söylüyor Türkiye enflasyonu budur diyor. ENAG'ın açıklamalarına veya reel enflasyona bakmıyorlar ki mutfaktaki yangına bakmıyorlar ki. Yani çoğu yorumda görmüyorum. Türkiye'de böyle açıklanıyor ama gerçek enflasyon bunun 3 katı falan. Böyle bir şey görmüyorum. Dolayısıyla e, Merkez bunu açıklayacak. Yani sonucu ilan edecek baştan tabelada ama sahada oynanan oyun farklı olacak. Bu çok fazla önemli değil. Zaten e, solda bir uzman konuşturmuş Yeni Şafak. Ekonomide yön için konjonktür önemli. Siz artık bunun şeyini yapın. Tevilini yapın. Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri kur korumalı mevduat. KKM hazineye toplam maliyeti 96 milyar 979 milyon TL. 100 milyara yaklaşıyor. Büyük bir kambur ki zaten bunu Mahve Hoca da Mahve İlmez de ifade etmiş. Kur korumalı mevduat sistemiyle 2 yıldır elin parası korunmaya çalışılıyor diyor. Faiz yükseltilmeliydi. Ne yazık ki diyor, artık sadece faiz artırarak da enflasyonu düşürecek noktada değiliz. Uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Bir kere daha söyleyeyim, bana göre artık ekonomistler Kötümserler ve çok kötümserler olarak ikiye ayrılıyor. İyimser kalmadı ve hemen hepsi yaklaşan şeyi ifade ediyorlar. Bir noktada da şu var. Gerek Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili konularda gerekse ekonomi ile ilgili konularda. E ne oldu? Sağlığı sağlığı dediniz adam hala ayakta. Çok öyle değil. Takip edin gelişmeleri. İki işte ekonomi ekonomi dediniz. Dolar bilmem ne oldu falan gene hala. Çok öyle değil. Niye? Şimdi bu iki konuda. Böyle böyle söylüyordunuz ama bak Devam ediyor falan fikirlerine katılmıyorum. Erdoğan'ın sağlığı inişte ki önümüzdeki aylar yoğun bir biçimde gündemde olacağını tahmin ediyorum. Ben konuşmayacağım, Türkiye konuşmaya başlayacak. İkincisi, ekonomi konusu da öyle. Yani artık gemi yüzdürüldü, yüzdürüldü, yüzdürüldü ve artık bir yerde karaya oturtuldu ve bırakıldı. Ve bu uzun zamandır böyle. Ve bunun geriye çevrilebilir hali yok. Her ay 12 milyar dolar yakılarak. Konu geçiştirilmeye çalışılıyor ve ne Orta Doğu ülkelerinde ne de Rusya'da ne de şurada burada size verecekleri böyle bol para yok. Süper güç falan değiller. Yani şeyim denizin bittiği noktadayız hemen her anlamda. İki yıl içinde ekonomide yaşanan yıkım Sözcü gazetesi işte böyle e, muhalefet yapmaya devam ediyor. Etsin, önemli değil. Bu arada Türkiye'nin en zengini Forbes listesine açık, girmiş, açıklanmış. Daha önce işte Murat Ülker vesaire olurdu. koçlar falan mutlaka ilk onda olurdu. Gene öyleler ama... E, benim adını gerçekten çok fazla duymadığımız İbrahim Erdemlioğlu. 60 yaşında. E, Meninos halının kurucusu. 5.3 milyar dolarla Forbes listesinde Türkiye'nin en zengini. Evet... Enteresan. Böylelikle bilmeyen de öğrenmiş oldu. Zenginler listesi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Sadece her sene biri gidiyor biri geliyor. Ayrı bir konu ama işte zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı biz de değinip geçelim. Eda Ece isimli bir magazin figürü konuşuluyor. İşte demiş ki yaptığımız depremle ilgili olarak yaptığımız her şeyi başkalarının yaptığını sandılar. Depremde gitmiş bölgede çalışmış falan sandıktan onu anladık diyor. Şimdi bu bir fikir söyleyebilir ama linç edildi kadın <laughs> sonra da e, ya işte şaka yaptım falan filan dedi. Ayrı bir konu şimdi son dönem bunu çok görüyorsunuz. Başta bir şekilde bir laf söyleyip daha sonra arkasında duramayanlar. Fakat bir de mahalleden de buna tepki var şu mağazlı senin adına biz utandık işte zıbıdı nereden çıktın sen falan bir sürü böyle laflar. Ya kadın fikrini ifade etmiş son tahlilde. Tamam Türkiye ayrı bir cehennem ayrı bir nokta ayrı bir tımarhane anlıyorum. Yani orada konuşurken lafı on kere çevirmen gerekiyor düşünmen gerekiyor tamam kabul fakat ama kadın fikrini ifade etmiş. Yani yaptığımız her şeyi başkalarının yaptığını zannettiler depremde sandıktan da bunu anladık demek. Fikir ifadesidir. Sadece buna fikirle karşılık verirsiniz. Hayır yanılıyorsun dersi, Sen de kendi argümanını koyarsın. Ben de anlatıyorum. O arada Berlusconi'nin cenaze töreni vardı. Önde İtalya Başbakanı görünüyor. Fakat cenaze töreninde ben hatırlat, hatırlatayım bir şey önce. Bir yayın önce. Berlusconi Erdoğan'ın dostuydu, müttefikiydi. Beraber çok şey yaptılar. İşte efendim hatta Berlusconi geldi Bilal Erdoğan'ın nikah şahidi oldu. Bilen o aralarının çok sıkı fıkı olduğu dönemde Erdoğan'la. Erdoğan cenaze törenine normalde gider. Fakat gidemezse sağlık nedeniyledir dedim. Ve zaten gidememiş. Yerine Hakan Fidan'ı göndermiş. Evet. Değinip geçelim. Son iki haber. Yürek Burkan haberler. Göçmen mülteci meselesi. Ve zannediyorum artık yaz boyunca ve ondan sonra da bu mülteci, göçmen vesaire gibi meseleleri çokça konuşacağız. Çokça gündeme getireceğiz. Bir önceki yayında Türkiye'den. Çıkmak isteyenler ne yapmalı ne yapmamalı başlığı altında bir, bir dizi öneriler sıralamıştım. Sadece 3-5 dakika içerisinde ne anlıyorsam. Çünkü konu çok boyutlu. Yani sebeplere bakmak lazım, sonuçlara bakmak lazım. Gidilecek adres, ne biçimde gidileceği, koşullar, şartlar her gün değişiyor. Yani kolay bir hikaye değil. Hemen her ülkeyle ilgili ayrı bir yayın yaparsınız ve bu yayını her hafta güncellemeniz lazım. Bu öyle bir rehber hazırlayıp da ben internete koyayım isteyen bu rehbere baksın ona göre pozisyon alsın konusu değil. Libya'dan aldığı mültecileri İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan mülteci teknesi batıyor. 750 mülteci olduğu düşünülüyor. 78 kişi ölmüş ki bunlar bulunanlar 104'ü de kurtulmuş. Yani topladığınızda 182 yapıyor. Geriye kalan yaklaşık 600 mülteciden veya teknede kimler varsa kayıp. Yani öyle bir şey. Ve 2014'ten bu tarafa 9 yıldır Akdeniz'de boğularak ölen mülteci sayısı 21 bini geçmiş durumda. Bu da başka bir dehşet verici tablo. Dünyada en fazla mülteci Türkiye'de. Birleşmiş Milletler raporuna göre 3.6 milyon kişiyle dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkeymiş ama 3.6 milyonun çok çok üstünde. Yani Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu bile 4.5'u 4.8'i falan ifade ediyorlar. Hatta 5-5.5'i ifade eden devlet görevlileri var. 8 milyon olduğu ifade ediliyor yaygın kanaat. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu 10 milyon dedi. Ümit Özdağ 13 milyona çıkardı. Ben 13 milyonun biraz uçuk bir rakam olduğunu düşünüyorum ama şu anda tahmin edilen zannediyorum 8 milyon civarında olması lazım. 8 ile 10 milyon arasında bir yerde tahmin yürütülebilir ama bilmiyoruz. Esasen normal bir devlet, sağlıklı bir devlet bunun hepsini bilir. Takip eder, listeler, raporlar. Ama Muhtemelen Avrupa Birliği'ne raporluyorlardır. Çünkü Avrupa Birliği ile bütün dönen hikaye mülteci meselesi üzerine dönen hikaye. Evet. Erdoğan'ın iki kumarından hem siyasi alanda hem de ekonomik alanında ve bunların akıbetinden bahsetmeye çalıştık. Bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki 22 Haziran'da para politikaları kurulunun toplantısı var. O zamana kadar her kafadan bir ses çıkacak. İşte o gün Merkez Bankası faiz artıracak mı artırmayacak mı artırsa artıracağı kesin. Artıracaksa ne kadar artıracak ve bunun piyasalar etkisi ne olacak? Aslında her şey 22 Haziran'dan sonra başlayacak. 22 Haziran'a kadar kuru gürültü devam. CHP'de de kurultaya kadar kuru gürültü devam. Böyle bakın yanılmazsınız. Ona göre birikmiş işleriniz varsa onlara yoğunlaşın. Ee, ve kurultay takvimi geldiğinde bakarsınız. E Piyasalarla ilgili olarak da 22 Haziran'ı bekleyin. 22 Haziran'dan sonrasına bakarsınız. Haftanın ikinci ve son manşet yayınını kapatırken evet in out in out güncellendi. Onunla kapatıyoruz efendim in out'la kapatıyoruz. Evet yayında konuştuklarımız da var, konuşmadıklarımız da var. Çok beğenildiğini biliyorum. Lütfen önerilerinizi yazın aşağıya. In ve out önerilerinizi yazın ya da in'leri yazın, out'ları yazın ayrı ayrı. Neyse ben onlara geliştiririm. Siz out'ları verin ben in'leri koyarım veya siz in'leri verin ben out'ları koyarım. Bu şekilde karşılıklı olarak bir etkileşimimiz olsun lütfen. Yayınları beğenmeyi, abone değilseniz abone olup ee, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Son dönemde büyük bir baskılama var. Özellikle yurt dışından yapılan yayınlarda. Göstermiyorlar, önermiyorlar. Çok fazla insanların ekranına düşürmüyorlar. İnsanlar arama motoruna yazdığında dahi bulamıyor vesaire. Böyle bir kapalı e, girift e, bizim de çok fazla anlayamadığımız yorumlayamadığımız ama e, üstesinden gelmeye çalıştığımız ve her şeye rağmen hemen her şeye rağmen yayınlarımızı sürdürmeye çalıştığımız bir dönem ihmal etmeyin paylaşmayı da ihmal etmeyin inatla kapatıyoruz bir sonraki yayında görüşmek umuduyla